insanların bu kadar güç kazanmasına seyirci kalanların bir numaralı sorumlusu olduğunu da eklemek istiyorum. İyilikler dileyelim. Saygı abi, çok çok teşekkürler. Ağzına sağlık. 2016 yılı sana da, bize de, tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya barış, mutluluk, huzur getirsin. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar. İyilikler diliyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Değerli izleyiciler, Sözcü Gazetesi Ankara temsilcisi Saygı Öztürk'ün yorumlarını aldık. Bir kez daha son dakika gelişmesini aktaralım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı açıklamaya göre dün Diyarbakır Sur'da düzenlenen bir operasyonda askerimiz yaralanmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve geçtiğimiz dakikalarda şehit olduğu haberi aktarıldı. Dünyadan da sıcak bir gelişme aktaralım sizlere değerli izleyiciler. Hindistan'da 6,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi ve en az 5 kişinin öldüğünden bahsediliyor. Depremle ilgili tüm ayrıntıları da sizlere aktaracağız. Ve ekonomiye gelelim. 2016'ya zamlarla uyandık. Birçok şeyde zam vardı. Elektrikte vardı. Yiyecek içecek zaten dolar yüzünden, petrol yüzünden, Rusya ile yaşanan gerilim yüzünden etkilenmişti. Ama köprüler, otoyollar, bunlar da zamlandı. Hem de %16. Her şeye zam geliyor zaten. Ekmeğe zam, köprüye zam, peynire zam. Bu zamlardan biri de köprü ve otoyol ücretlerine geldi. 2012'den bu yana sabit olan gişe ücretlerine gelen zam oranı ise %16 olarak belirlendi. 3 Ocak tarihinden itibaren sürücüler otoyol ve köprü gişelerinde zamlı tarife ile karşılaştı. Buna göre Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gişelerinde geçiş ücreti 4 lira 75 kuruş oldu. Köprü gişelerinde geçiş ücreti otomobil, motosiklet, kamyon, kamyonet ve minibüs için 4 lira 75 kuruş, küçük otobüs, büyük otobüs, kamyon için 6 lira, otobüs ve trailer için de 15 lira oldu. Sürücülerse zamlardan şikayetçi. Verdiklerini geri alacaklar her sene, bu yaşımıza kadar hep gördüğümüz şeyler. Zaten zor şartlarda geçiniyor insanlar. Zam yapmamaları gerekiyor. Ekonomik şartlarda çok çok iyi bir hareket olduğunu düşünmüyorum açıkçası. En kısa zamanda ekonomik durumun bir an evvel iyiye gitmesi lazım. Değerli izleyiciler, evet zamlar geldi ama gelen zamlar 2016'da sadece bununla mı sınırlı kalacak? Hayır, biz demiyoruz. Ekonomistler diyor. Ekonomistler diyor ki 2016-2015'ten ekonomik olarak daha zor, daha kötü çekecek. Gerekçeleri olaraksa sınırımızda yaşanan gelişmeler, IŞİD tarafından bir tehlike var, Rusya'da gelişmeler var, dünyanın yaşadığı bir stres var, kaos ortamı var, Doğu ve Güneydoğu'da yaşananlar var. Ekonomistlerin ağzından dinleyelim. 2016-2015'ten biraz daha ağır geçecek. Şartlar çünkü giderek daha da ağırlaşıyor. Ekonomistlere göre bunun iki nedeni var. Devletin zam yapmasının nedeni masrafların artması, gelirinin azalmasıdır. 24 milyon kişiye kadar bir sosyal yardım yapılan kitle var Türkiye'de. 3 milyon kadar mülteciyi besliyoruz. Bu mültecilerin beslenmesi Avrupa'da bile dehşet yaratıyor. Türkiye ağır bir harp masrafı ödüyor. Güneydoğu'da terör olayı var, bir nevi harp. Ve Irak'ta, Suriye'de yapılan harp bizim silahlanma masraflarımızı, silah harcamalarımızı, savunma harcamalarımızı arttırıyor. 2016 yılı beklentilerinin olumsuz olmasında özel sektörün geleceğindeki belirsizlik de büyük rol oynuyor. İthal ham maddeyle, ithal enerjiyle üretim yapan bir ülkeyiz. Özel sektörün maliyetlerine gelince, özel sektör bir kere %30'luk bir asgari ücret zammı ile karşı karşıya. Özel sektör fiyatlarla vatandaşa bindirecek bu yükü. Devlet de kendisi ben üstleniyorum dese de sonunda vergi olarak yine halktan, bizden alacak. Her kaleme zam gelecek diyor Soylan. Yapabildiği her kaleme zam gelecektir hükümetten. Ancak enflasyon nedeniyle zamların yapılması gereken ayarlamalar olduğunun da altını çiziyor. Enflasyon oranında yapılan zamların çoğu aslında reel bir zam değildir. Bunlar nominal zamlardır teknik deyimiyle. Yapılması gerekir. Orada olsa olsa bizim gelirimizin geride kaldığı, enflasyonun gerisinde kaldığından söz etmek mümkün.
Değerli izleyiciler, ekonominin rakamlarına bakacağız. 2016'nın ilk işlem gününde dolar yukarı doğru yönlü bir eğilim sergiliyordu. 2.93'ü buldu demiştik. Daha da artışını sürdürüyor. Dikkat, buraya dikkatinizi çekeceğiz. Dolar TL karşısında 2.94.06'yı gördü. Günün en yüksek rakamı olarak şu an itibariyle ise 2.93.57 düzeyinde, ama her an yine 2.94'ü zorlayabilir. Euro ise TL karşısında 3.19 seviyelerinde. O da 3.20'yi zorlayacak gibi görünüyor. Zaten 3.20.75'i görmüştü gün itibariyle en yüksek rakam olarak. Spot altının gram fiyatı günlük bazda %1,44'lük bir artış sergiliyor. 101 liraya ramak kaldı. Altının gram fiyatı 101 liraya gelmek üzere. BIST 100 endeksi 71.748 puandan güne başlayacak demiştik. Yılbaşı öncesi %1,98'lik bir değer kaybı yaşamıştı BIST 100 endeksi ve bugün 71.748 puandan güne merhaba diyecek. Aşağı yönlü mü, yukarı yönlü mü, yoksa yatay mı seyredecek, onu hep birlikte göreceğiz değerli izleyiciler. Brent petrolün varil fiyatı 38 dolarlardan 39 dolarlara doğru bir ivme kazandı demişken, günün ilk rakamları neticesinde aşağı yönlü bir seyir izlemeye başlamış ve %0,24'lük bir değer kaybı görülüyor. 37 dolar 89 sente kadar gerilemiş durumda. Spot altının gram fiyatı yükselişte, 100 liraya gelmişti, 101 liraya ramak kaldı diyoruz değerli izleyiciler. İşte günün rakamları böyle. Şimdi konuğumuzu tanışacağız. Sokak röportajımızı ekranlara getireceğiz. Mali müşavir Ali Dursun Koç bizlerle birlikte olacak. İşte asgari ücrette 1300 lirayı konuşacağız. Ne getirdi, ne götürdü, faydası ne olacak diye. Açlık sınırı 1385 lirayken ve vergileri, harçları, gelen zamları, tüm hepsini konuşacağız. Kendisiyle değerlendireceğiz. Vaktimiz olursa diğer konulara da değineceğiz. Varsa sorularınız, görüşleriniz, önerileriniz, buyurun Selim Bakal adresine yazın. Biz buradan kendisine iletelim, dillendirelim, seslendirelim. Sokağa indik. En çok hangi konuda kendinizi şanslı hissedersiniz diye sorduk. Bugüne kadar hep kötü olan şeylerden bahsettik. Ama iyi olan şeyler de var. Bakalım kendimizi ne için şanslı hissediyoruz? Kendinizi en şanslı hissettiğiniz konu nedir? İnsan olmak. Konu aşk yönünden. Sevgilinizi mi çok seviyorsun? Evet. Biraz anlatın o zaman, niye şanslı hissettiğinizi kendinizi? Ya çok değer veriyor bana. Tamam mı? Çok ilgileniyor bende. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Teşekkür ederim. Siz ne için şanslı hissediyorsunuz? Vallahi ben şanslı hissetmiyorum kendimi. Hiçbir konuda? Yok. Neden şanssız hissediyorsunuz? Vallahi bizim doğuştan aynı. Hep şanssızız. Kendimi ailem için şanslı hissediyorum. Böyle bir aileye sahibim. Mesela nasıl bir aile? Yani anlayışlı bir ailem var. Yani üzerimde çok fazla baskı kurmuyorlar. İstediğim zaman istediğim yere çıkabiliyorum. İyi bir aileye sahip olduğum için hissediyorum. Yani ne bileyim, şanslıyım o bakımdan. Neyse, sokak çocuklarını falan gördükçe kendimi daha çok şanslı hissediyorum. Siz ne için? Ya ben okulum bakımından kendimi şanslı hissediyorum. Hani çok iyi bir okul çünkü. O yüzden. Orada okuyabildiğiniz için mi? Aynen. Orayı kazanabildiğim için. Yani sizin başarınız aslında. Denebilir. Ablam olduğu için. Gel buraya. Ablayı da çekiyoruz. Ablanız oldu. Evet, ablam olduğu için ben çok şanslı hissediyorum kendimi. Nasıl bir şans bu? Neden ablanız? Neden ablam? Neden resim? Neden ablam? Çünkü ablam öyle bir insan ki, ne zaman düşeceğimi hissetsem sanki elimden tutacakmış gibi. Ama bir gün düşersem tutmaz gibi geliyor. Yani güveni veriyor ama sizin ayakta kalmanızı sağlıyor. Süper, doğru. Kendimi neden şanslı hissediyorum? Ailem için, çocuğum için, yaşamak için. Yani onlar denk geldi, onlarla karşılaşabildiğiniz için mi? Evet, çok mutluyum yani. Özellikleri ne sizin için? Çocuğumun akşam eve gittiğimde kapıyı açması, babam geldi diye. Eşimin güler yüz göstermesi, dışarıdaki bütün stresi, her şeyi unutturuyor. Arkadaşlarım ve ailem konusunda şanslı hissediyorum. Neden onlar? Çünkü çok iyi bir ailem var. Çok yani ne konuda? Var. Bana davranışları konusunda, yaklaşımları olsun. O şekilde şanslı hissediyorum. Evet. Her zaman yanımda olmaları. Ama böyle milli piyangodur falan, o konularda hiç şansım yoktu şans oyunlarında. Ailem, arkadaşlarım, burada olmam. Nasıl bir şans burada olmanız?
Burada olmam büyük şehrin avantajı var tabii üstümde. Normalde nerelisiniz? Normalde Eskişehir'im ama Edremit'te yaşıyordum. Balıkesir Edremit'ten geldim. Yeni geldik daha. Burada olmak şans. Ailem de çok büyük şans. Arkadaşlarım da çok. Onların özelliği nedir? Hep yanımda oldular. Ne olursa olsun sorgulamadan hep yanımda oldular. Destek oldular. Dürüst oldular her konuda. Yalan söylemediler. Hiçbir şey. Neden? Bilmiyorum, şimdiye kadar ne para çıktı ne bir şey çıktı, o yüzden hissetmiyorum. Hiçbir şey. Neden hiçbir şey? Şu ana kadar. Aile, arkadaş, ortam. O konularda çok şanslıyım değil mi? Onun haricinde herhangi bir şansla yaver gitmiyor. Yıllardır bak milli piyango alıyoruz, bana mısın demiyor. İnsanoğlu doyumsuz tabii. Ne doyacağım? İnsanım ben yani. Doymak için gelmedik buraya. Mesela bir kızım olması benim için çok büyük bir şans. Nasıl bir güzellik bu? Kız babası olmak çok iyi. Çok iyi bir güzellik. Neyi en çok sizi mutlu ediyor? Bana her zaman baba demesi. Kızımın olması çok mutlu ediyor beni her zaman. Okul dersler bayağı kötü geçiyor zaten. Hayat bana küsmüş ya. Aa, hiçbir şeyden mutlu değil misiniz peki? Bunu şansa mı bağlıyorsunuz, çalışmamanıza mı? İkisine de. Sizin hayatta kendinizi şanslı hissettiğiniz şey nedir? Yok yani. Vallahi. Kendinizi şanslı hissettiğiniz konu nedir? Eşim. Sizin? Benim de eşim. Peki kaç yıldır berabersiniz? 31 galiba. 30 küsür senelik evliyiz ama en az 40 senedir birlikteyiz. Yani 40 yıldır çok şanslısınız. Evet. Yok ki. Neden yok? Çünkü şanslı değilim. Yani şans şimdi hissettiğim de yok yani, o yüzden. Şimdi fakir edebiyat yapacağım, dışarıda kalan çocuklar, işte doğudaki savaş falan. Biraz daha bu şekilde düşünelim. O şans mı? Arabam var ya. Arabanız var. Kaç yaşındasınız? 18. İş olarak. Ne iş yapıyorsunuz? Bayan kuaförüyüm. Çok seviyorsunuz. Evet. Neden şanslı hissediyorsunuz bu konuda? 4 sene falan oldu yani. İlgi alan yani evet. Hani şansa pek inanmam da hani iyi hissettiğim ailemin olması tabii ki. Nasıl bir aileniz var? Yani biraz kalabalık bir aileyiz. Nasıl desem, hani kalabalık dediğimde 11 kardeşiz. Peki karşı takımla hiç maç yaptınız mı? 11 kişi olur mu? Şu olarak tabii karşı taraflarda da akrabalarda da daha kalabalık takımlarda olduğu için. Böyle aranızda böyle deplasmanlar oluyor mu? 6-6 ayrılıp maç mı? Yok, küçükken karma illaki oluyordu. Kendinizi ne konuda şanslı hissediyorsunuz? Ülke konusunda. Çünkü dünyaya baktığımda bu ülke bizim için çok daha farklı olduğunu düşünüyorum. Kendinizi ne için şanslı hissediyorsunuz? Yaşadığım için. Nasıl bir yaşam bu? İyi. Gayet iyi. Sırf yaşadığınız için. Evet. Neler yaşadınız bugüne kadar? İyi yaşadım. Yurt dışında, yurt içinde. Sizce insan, yani bir küçüklere vereceğiniz tavsiye nedir peki o zaman? Hayatın değerini bilmiyorlar çünkü. Gönlündeki gibi yaşasınlar. Buraya geldiğim için. Nereden geldiniz? Diyarbakır'dan. Gelebildiğiniz için. Evet. Neden dolayı, biraz açıklayalım. Bir rahatsızlığım vardı, onun dolayı. Ha, normal sebepten dolayı geldiniz. Evet. Geçmiş olsun. Peki burada çözülebilecek mi? Evet. Neydi sorun? Bipolar. Ha, gerçekten mi? Evet. Burada çözülecek. Evet. Peki size soralım. Kendinizi ne için şanslı hissediyorsunuz? Kendimi hiçbir zaman şanslı hissetmedim. Neden? Bilmem. Hiç şans gözümüze görmediği olan olabilir mi? Çalışmak için şanslı geliyorum kendimi. Eliniz kolunuz tutuyor, çalışıyorsunuz. Her zaman nasıl gözüm. Elim ayağım tutuyor. Kimseye muhtaç olmam. Namaz etmem kimseye. Kendi ayaklarım, kendi ayağımın üstüne duruyorum yani. Ne yapıyorsunuz? Ne kadara bu çiçekler? 7,5'a yarışar 10 lira tanesi. 10 lira tanesi. Yerde 20 lira. Çiçek yere kazıktı yani. Yılbaşında 20 liraydı. Evet. Normal fiyatı 20 lira. Başka yerde 10 lira. Kendimi ne için şanslı hissederim? Eğitim aldığım için, üniversite okuduğum için şanslı hissediyorum. İnsanların, yani özellikle de bu ülkedeki insanların eğitim almaya bence gayet ihtiyacı var. Ne kadar fazla alırlarsa o kadar iyi olur. Şimdi astronomi, uzay bilimleri okuyorum. Ara sınıf öğrencisiyim. Henüz okulum bitmedi. İnşallah da bitmez. Yüksek lisans, doktora falan devam eder. Okumayı çok seviyorsun. Yine biraz siyasi olacak ama bu ülkede okul bitirdikten sonra iş bulamayacağım için okulun hiç bitmesini istemiyorum. Kendinizi ne için şanslı hissediyorsunuz? Vallahi bu inşallah 2016 şanslı diye düşünüyorum. Bugüne kadar peki? Bugüne kadar çalışırsan şanslı sayılırsın. Çalışmadık da evde yatarsan hiçbir şeye de yaramaz. Şanslı hissetmiyorum. Neden? Yani mezuna kalmışım. Yani
bir şeyleri başaramadık. Şanslı hissetmiyorum. Yaşadığım için herhalde. Nasıl bir hayat bu? Beş para etmez bir hayat işte. Ama yine de nefes aldın. Evet, nefes almak yeterli. Hayatta bu kadar insan hastanede uğraşırken biz burada yaşıyoruz işte. Teşekkür ederim. Siz ne için şanslı hissediyorsunuz? Merve diye bir sevgilim oldu dün. O yüzden. Aa, süpermiş. Dün oldu. Evet. Öncelikle aile bakımından, sonra okulum açısından. Benim için ellerinden geleni yaptıklarının farkındayım. Öğretmenlerimiz de bizi topluma iyi birer birey olarak yetiştirmek için çabalıyor. Bu kadar okuyamayan insan varken ayrıca. Aynen, aynen. Peki, çok teşekkür ederim. Kendinizi ne için şanslı hissediyorsunuz? Namaz kıldığım için. Mutlaka bir gün her nefis ölümü tatacak. Ya hepimiz bir gün öleceğiz. Ama düzgün yaşamak için yani bazı kötü alışkanlıkları bırakmak gerekiyor. Kötü alışkanlıklarınız mı vardı onun evet, için mi? Evet, evet. Yani siz hayata yeniden döndünüz. Elbette, elbette, elbette. Nasıl? Şükürler olsun Rabbime böyle bir şey bana nasip ettiği için. Değerli izleyiciler, sokak röportajlarımız devam ediyor. 2016 yılının ilk programında da ilk röportajımız ekranlara geldi. Kendinize en şanslı hissettiğiniz konuları sorduk. Farklı farklı cevaplar geldi. Çok değerli bir konuğumuz var değerli izleyiciler. Mali müşavir Ali Dursun Koç bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Selim Bey. İyi yayınlar diliyorum, iyi yıllar diliyorum. Çok size çok teşekkürler. Umarız 2015'ten çok daha iyi bir 2016 geçiririz diyeceğim ama ekonomistlerin bir haberini ekranlara getirdik. Ne yazık ki onların yorumları farklı. 2016 daha da zor geçecek şeklinde. Asgari ücret konuşuluyordu. Zamlar gelecek mi deniyordu. Ardı ardına zamlarla uyandık. En son içkiye, sigaraya da zam geldi. İçenlere duyurulur buradan. Keşke içmeseler ama zam var, kaçınılmaz. Hatta en yüksek sigarada 11 lira, en düşükte 7 lira olarak bir fiyat belirlenmiş sabahleyin açıklanan rakamlara göre. Şimdi baktığımız zaman zam birçok noktada, birçok materyale gelmiş durumda. Ama biz asgari ücretle başlayalım. Bir belirsizlik hakimdi, seçim vaadiydi. 1300 lira olacak dendi. Evet. Olacak mı olmayacak mı tartışmaları vardı. Bu sefer işverenle hükümet karşı karşıya geldi. Ya bu kadar yükü biz kaldıramayız dedi işveren. Hükümet dedi ben destek olacağım dedi. Son açıklanan rakamlar var. Resmi mi değil mi bilmiyorum ama hükümet tamam 110 lirasını ben karşılayacağım dedi. İşveren bundan da memnun kalmadı. Son durum nedir? Şimdi bir kere içki ve sigara artışı ile ilgili de bir çalışmamız vardı. Hı hı. ÖTV artışlarından kaynaklıydı. Onu da zaman kalırsa biraz değinebilmeyi arzu ederim. Şimdi asgari ücret, biz bu asgari ücretle ilgili olarak çok uzun yıllardır ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Asgari ücret bildiğiniz gibi bütün dünyada insanların başka bir şeye muhtaç olmadan yaşayabilecekleri kazancın alt sınırı olarak belirlenir. Yani modern dünyada da böyle, Türkiye'de de bu böyle. Böyle mi olur? İşte bazı kurumların verilerine göre bu böyle olmuyor. İşte biliyorsunuz Türk İş bir takım açıklamalar yaptı. 1385 lira açlık sınırını, bir aile için açlık sınırını belirledi. Bireysel geçim için de 377 lira gibi bir rakam belirlediler. Hani bekar bir adamın bireysel geçim için kira vermeyecek filan. Bireysel geçim için ihtiyaç duyduğu rakam diye. 1385 lira taban ücret, açlık sınırının net ücreti olarak belirlendi. Şimdi hükümet siyasi manevralar sebebiyle, seçim dönemindeki siyasi manevralar sebebiyle 1300 liralık asgari ücreti taahhüt etmişti. Bu taahhüdüne de uymak zorunda kaldı. Çünkü seçimden bu zamana çok az bir süre geçti. Dolayısıyla toplum da bunun takipçisi. Şimdi asgari ücretin etkilediği çok alan var. Türkiye'de sanayi üretiminin %55-60 oranında olan kısmı işçilik. Yani sanayideki üretim maliyetinin %55-60'ı işçilik maliyeti olarak karşımıza çıkıyor, yansıyor. Asgari ücretin 60 olması Türkiye'deki emek fiyatını, emeğin karşılığını komple etkileyeceği, komple artıracağı için sanayideki girdi maliyetleri yükselmiş olacak. Sanayideki girdi maliyetlerinin yükselmesi de yine asgari ücretliye, yine nihai tüketiciye geri dönüp yansıyacak. Çünkü evet, ekonomi dediğiniz yapı bir döngü aslında. Bir çark. Bu açıdan, bu bakımdan değerlendirdiğinizde aslında işveren kesiminin asgari ücretin artırılmasına yönelik itirazı, ürün maliyetlerine bunun etkilenip maliyetin geri dönüşüne kadar geçecek olan süreden kaynaklı. Bir tabii
İşte ihracat rakamlarımız geldi, son derece düşmüş ihracat rakamlarımız. Dünyada işte işçilik ağırlıklı üretim yapan birçok ülke var ve bu ülkelerle rekabet yapmakta güçlük çekiyoruz. Bütün bunlar aslında Türk işvereninin asgari ücret konusundaki baskı yapmasına ya da asgari ücretin artırılmasına engel olmaya çalışmasına ana sebep olarak gösterilebilir. Ama bütün dünyada da bu böyledir. Yani işveren kesimi ücretlerin artırılmasını istemez. Çünkü girdi maliyetlerinin yükselmesini istemez. Ürünü pahalı satmak istemez. Ucuz satarak daha çok satmak ister. Biz çok uzun yıllar asgari ücretten vergi alıp almamayı tartışmıştık. Asgari ücreti vergi dışı bırakabilir miyiz tartışmıştık. Şu anda gördüğüm kadarıyla bu tartışmadan biraz uzaktayız. Yine palyatif çözümlerle asgari ücreti ekonomiye yedirmeye çalışıyoruz. Yani sözün ettiğiniz 110 liralık destek sadece 2016 yılı için geçerli olacak bir destek biliyorsunuz. O desteğin hangi koşullarda kime verileceği netleşmedi. Sayın Bakan açıkladı 110 liralık desteği vereceğiz diye de. Artık bundan geri adım atılamaz, geri dönüş olamaz bunun ama 110 liralık destek hangi koşulda ve kimlere verilecek? Kimler bundan faydalanabilecek? Koşulsuz asgari ücret çalıştıran herkes mi bundan faydalanabilecek? Yoksa diğer teşvik unsurlarında olduğu gibi işte yok borcunuz olmasın, yok işte 3 kişi çalıştırın, 5 kişi çalıştırın gibi koşullar gelecek mi, getirilecek mi? Bütün bunlara bakmak gerekiyor işverene maliyetinin azaltılması noktasında. O yüzden asgari ücret Türkiye'yi yine ilgilendirmeye, yine bizi dalgalandırmaya devam edecek gibi duruyor. Asgari ücret gerçekten çok çok önemli. Bir ülke, bütün ülkelerde var asgari ücret fiyatları. O da taban fiyat olarak belirleniyor ama mantıken baktığınız zaman siz de az önce vurguladınız. Açlık sınırı, yoksulluk sınırı açıklanıyor ülkemizde. Açlık sınırı 1385 lira, yoksulluk sınırı 4000 küsür liralarda. Yani bir ülkede açlık sınırının altında asgari ücret olması normal bir şey mi? Şimdi Selim Bey, asgari ücreti biz sadece işçinin aldığı ücret olarak bakarsak, yani hükümet burada açlık sınırının belirlenmesindeki kriterlerde, çünkü sözün ettiğiniz açlık sınırı Türk İş'in belirlediği açlık sınırı. TÜİK bir açlık sınırı açıklamıyor Türkiye'de. Hiç açıklamadı şimdiye kadar. Yani keşke TÜİK bir açlık sınırı açıklasa. O açlık sınırı dedikleri sınırın içerisinde konulmuş olan şeyler neler, onlara bakmak gerekiyor. Yani ama yaşıyoruz. Hepimiz markete gidiyoruz, harcama yapıyoruz. Bence 1385 lirayı az bile söylüyorlar. 4 kişilik bir aile için. Bakın biz 1385 lirayla yaşamıyoruz. Türk ekonomisinin %27'sinin kayıt dışı olduğu resmi olarak açıklandı. Şimdi buradan başladığınızda Türk insanların kazançlarının %27'si de kayıt dışı kalmış olmak durumunda. Dolayısıyla kayıt dışı kazançlar bunun içerisine gelmiyor, girmiyor. Yani borcularda görünen ya da insanların ücret borcularında görünen rakamlar onların gerçekten aldığı rakamlar olarak yansımıyor. En azından tamamına yansımıyor. Çalışanların tamamına yansımıyor. Dolayısıyla hani o kayıt dışı ekonominin beslediği çok ciddi bir kesim var. O yüzden sözünü ettiğiniz sıkıntı, sözünü ettiğiniz açmaz Türkiye'deki herkes için geçerli. Bir de özellikle değinmek istiyorum. Bölgesel ve sektörel asgari ücret denen kavramlara geçmek zorunda Türkiye. Bölge bölge değişmeli mi? Gayet tabii, bölgesel olarak da değişmeli asgari ücret, sektörel olarak da değişmeli. Bundan önce asgari ücretin etkilediği alanlara bir bakmak gerekiyor. Asgari ücret niye böyle ve mesela asgari ücreti belirleyen taraf biliyorsunuz büyük oranda devlet. Devlet niye asgari ücret üzerinde bu kadar baskı yapıyor? Niye asgari ücret? Çünkü asgari ücretin artırılması devletin vergi gelirini artırıyor, devletin sosyal güvenlik gelirini artırıyor. Devlet ücret üzerinden vergi, kazanç vergisi ve sosyal güvenlik primi alıyor. Aldığı sosyal güvenlik primleriyle insanlara işte bakıyor, hastalıkta, emeklilikte filan. Aldığı vergilerle de bütçesini finanse etmeye çalışıyor. Finansman açığını kapatmaya çalışıyor. Devletin asgari ücret üzerindeki baskıcı tutumunun temel sebeplerinden bir tanesi Türkiye'deki sistemin, ekonomik sistemin çok büyük oranda asgari ücrete endeksli olmasından kaynaklanıyor. Yani birçok artışınız asgari ücret artış oranında gerçekleşiyor. Birçok cezai uygulamalar, vergi idaresinin bazı cezai uygulamaları dahil asgari ücret üzerinden kesiliyor. Yargılamada bile asgari ücret önemli katsayılardan bir tanesi haline gelmiş vaziyette. Dolayısıyla asgari ücret sadece işçinin cebine giren para ya da işçi işveren arasındaki en düşük ücreti belirlemiyor. Aynı zamanda kamunun mali olarak birçok uygulamasında da anahtar argüman olarak asgari ücret var. Şimdi baktığınız zaman mesela asgari ücret hani devlet tarafından, çoğunlukla devlet tarafından belirleniyor. Niye? Çünkü asgari ücret tespit komisyonunda 3 tane taraf var. İşçi, işveren ve devlet temsilcileri.
İşçi temsilcileri yüksek ücretler istiyor, devlet temsilcileri düşük ücretler istiyor. Devletin temsilcisi arada bir denge unsuru olarak dengeyi bulmaya çalışıyor ve onun sonuçta oy kullandığı tarafın belirlediği rakam üzerinde ya da uzlaştığı rakam belirleniyor. Ama asgari ücretin mutsuz ettiği 3 tane de kesim var. İşçi mutsuz, işveren mutsuz, devlet mutsuz. Çünkü işveren mutsuz, şimdi baktığınızda işte 1933 lira gibi bir maliyeti olacak bu asgari ücretten dolayı, ama bu maliyet SGK'ya borcu ya da SGK ile ilgili aksatılmış herhangi bir yükümlülüğün olmaması şartıyla 1933 lira. Yoksa 2060 lira civarında bir maliyeti var işverenin. İşveren asgari istiyordu ücretten. Ki tamam 1300 lira olsun ama devlet biraz daha yükü sırtlasın. Evet, evet, 2000 küsur lira işverenin cebinden çıkan para var asgari ücret dolayısıyla. İşçinin cebinde 1300 lira girecek. Hani asgari geçim indirimiyle birlikte 1300-1350 lira aralığında işte medeni durumuna, evli bekar olmasına ya da çocuk sayısına bağlı olarak işçinin cebine girecek para 1300 lira ile 1350 lira aralığında değişen bir para. Baktığınız zaman devletin kasasına giren para 600-700 lira gibi bir para. Hani sosyal güvenlik kesintileri ve vergi kesintileri olmak üzere toplam. Dolayısıyla şimdi kamu idaresi yani devlet ben bu parayla sosyal güveni nasıl finanse edeceğimin kaygısı derdi içerisinde. İşveren aşağı yukarı %30'luk bir artış, %29 küsürlük, %30'luk bir artış söz konusu. Enflasyonun işte %8'lerde seyrettiği, bütün katsayıların %10-10.5'larda seyrettiği bir dönemde %30'luk bir anda bir işçilik maliyet artışı söz konusu. Ben bunun altında nasıl kalkacağım derdinde, işçi de hala açlık sınırının altında kalan bir asgari ücretle ben nasıl geçineceğim derdinde. Dolayısıyla asgari ücret 3 mutsuz taraf oluşturmuş vaziyette. Bir de kafaları kurcalayan asgari ücrete yapılacak yılın ikinci yarısındaki zam var. Evet. 1300 lirayı arttırdık diye daha mı düşük zam olur yoksa normal oranda mı olur bilinmez. Ama bazı formüller konuşuluyordu. Ya 1300 liraya arttırdığımız için zammı en minimum düzeyde tutmaya çalışacağız diye. Bu da asgari ücretle geçinenleri yakından ilgilendiren olumsuz bir konu. Şimdi yani tabii asgari ücretin ikinci dönemde yani Haziran ayında, Temmuz'da tespiti sırasında onun hemen akabinde bir seçim ya da bir referandum olup olmayacağına bağlı biraz da sanki bu. Öyle mi diyorsunuz? Tabii yani bir şimdi şu anayasa görüşmeleri biliyorsunuz Sayın Başbakan muhalefet partilerini ziyaretti. O zamana kadar bir şeyler hazırlanır da işte Eylül'e, Ekim'e falan bir referandum falan ortaya çıkacak olursa yine Temmuz'da asgari ücret hatır sayılı bir zam alabilir diye düşünüyorum. Çok çok mantıklı, çok iyi bir noktaya vurgu yaptınız. Asgari ücreti bitirdik mi? Hayır, asgari ücret aslında asgari ücret üzerinde konuşulacak aslında çok şey var. Şimdi bakın asgari ücret mesela işsizlik fonuna akacak parayı etkileyecek. İşsizlik fonuna akacak olan para asgari ücretten kaynaklı olarak ortaya çıkacak. İşsiz kalmış insanların daha yüksek maaş almasına sebep. İşsizlik maaşlarında da bir artış söz konusu. Artacak. Asgari ücret, asgari ücretli olmayan ücretleri de yukarı doğru baskılayacak. Doğal olarak bütün işçilik maliyetlerinde bir artış söz konusu. Şimdi birkaç tane temel sorun var. Bir, hani sokakta olan, sanayi kesiminin içerisinde olan hemen herkes bunu yakından görür. Emekli olma yaşları çok uzatıldığı için, işte 60-65'li yaşlara kadar çekildiği için, insanlar genç yaşlarında sosyal güvenlik sisteminin içerisinde olmanın çok da faydalı olmadığı gibi bir kanıya sahipler. Böyle olduğu için de insanlar işverenlerine, İşte idareye ödediğin o 700 liralık parayı paylaşalım. Sosyal güvenlik kesintilerini ve vergi kesintilerini paylaşalım. Ben sigortası çalışmak istiyorum. Talepleri içerisindeler. Zaten açlık sınırının altında bir rakama çalıştıkları için bunun yoksunluğu içerisindeler. Dolayısıyla ücretlerin aşırı yükseltilmiş olmasının kayıt dışılığı artırma gibi bir şeyi de var. Bir olasılığı var. Kayıt dışılığın artması, özellikle iş gücünde kayıt dışılığın artmış olması ekonomideki kayıt dışılığı artıracak argümanlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Böyle bir riski var, böyle bir tehlikesi var. Bir de bu 110 liralık teşvikle ilgili olarak idarenin bu teşviğin ve teşviğin doğurduğu sonuçların çok sıkı takibinde olması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Sebebi de hatırlarsanız 2008 yılında bir ekonomideki daralmadan kaynaklı olarak bütün dünya ülkeleri bir takım önlemler almaya başladılar. Biz de katma değer vergisini düşürdük birçok malda. Ama katma değer vergisinin mallar üzerindeki düşüşü ne yazık ki mal fiyatlarını düşürmek yerine insanların kazançlarını artırmaya yaradı. Şimdi işverenlerinde, Türkiye'de işverenlerinde bu 110 liralık teşvikle ilgili olarak benzer bir yöne gitmeleri, benzer bir yol seçmeleri riski var. O yüzden hani bütün bunların çok yakından takip edilebilmesi gerekiyor.
Ha, nasıl olacak? Bir, palyatif çözümden uzak durmak gerekiyor. İki, polise tedbirden uzak durmak gerekiyor. Yani bir otokontrol sistemi geliştirebilmek gerekiyor. Otokontrol sisteminin geliştirilebilmesi için aslında idarenin elinde çok önemli argümanlar var. İşte baktığınız zaman Türk İş Kurumu teknolojisi oldukça yeni. Hatta yeni kurulduğu için model olarak da birçok yeniliği içinde barındıran bir kurum. Dolayısıyla burada önemli denetimler, aksaklıkları gidermek için, aksaklıkları tespit edilmek için önemli çıkışlar, önemli atımlar yapabilir. Aynı şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun elinde çok ciddi imkanlar, olanaklar var. Dolayısıyla hani buralarda bundan sonraki süreçte istatistiklerin ve denetim mekanizmalarının çok akıllıca ve çok etkin çalıştırılması gerektiğini düşünüyorum. Asgari ücretin artışının Türkiye maliyetini ucuzlatabilmenin başka bir yolu, başka bir formülü bence yok. Kesinlikle. Ağzınıza sağlık. Asgari ücretle ilgili tüm detayları aktarmış olduk. Doçent Doktor Arif Çam'ın mesajı var. İnsanlarımızın umutsuzluğu, gençlerin çaresizliğini görmek üzüntü vericiydi diyor Doçent Doktor Arif Çam. Teşekkür ediyoruz. Biz de aynı fikirdeyiz. Doğru tespit. 2016 yılında uygulanacak maktu vergiler, harçlar, zamlar hepsinde artışlar var. 2016'ya bir uyandık. Eyvah dedik. Zamlar ardı ardına geliyor. Önce bir elektrik zammıyla şok olduk. Daha sonra çeşitli ürünlere zamlar geldi. Ama standarttır vergilerin, harçların, cezaların zamlanması. Son detayları sizden öğrenelim. Şimdi biliyorsunuz her yıl yeniden değerleme oranı diye bir oran söz konusu. Bu yeniden değerleme oranı %11 civarında bir oran bu sene açıklanan. Dolayısıyla maktu vergiler ve maktu harçların tamamı geçen yılki ücretlerine göre %11 civarında artmış vaziyette. Yani bununla motor taşıtlar vergilerinden tutun işte uygulanacak bütün cezalar, uygulanacak bütün idarenin aldığı maktu rakamların tamamında bu artışlar söz konusu. Bu çerçevede tabii fatura ve perakende satış vesikası yani fatura ya da fatura yerine geçen belgeler alışverişte alınıp verilmemesinden kaynaklı cezalar var. Bu cezalar 2016 yılı için yasadan kaynaklanan fatura bedelinin kesilmesi gereken fatura ya da fiş bedelinin %10'u artı 210 lira civarında bir rakam. Bunun bir tavanı var 110 bin lira. 110 bin liraya geçemiyor bu ceza ama 110 bin liraya kadar faturanın üzerinde yazan rakamın %10'u kadar bir ceza artı 210 lirada bir usulsüzlük cezası söz konusu. Burada en belirleyici konu aslında bu ceza fatura almayanlara da var. Fatura almayan derken hani fatura almayan illa bir... Vatandaş olarak. Tabii vatandaş olarak yani fatura almaksızın alışveriş yapan hemen herkese var. Bir dönem Maliye Bakanlığı sokakta insanlar çalıştırmaya başlamıştı. İşte mağazadan çıktığınızda işte satın aldığınız ürünün faturasını gösterir misiniz diye soruyordu. İnsanlar tepki gösteriyordu sana ne filan deyip geçip gidiyordu aslında. Evet. Maliye Bakanlığı'nın böyle bir hakkı, böyle bir yetkisi var. Fatura almayana da 210 lira ceza kesme hakkı var Maliye Bakanlığı'nın. Ve bunun artık Maliye Bakanlığı hani insanları ürkütmemek için çok istekli davranmadı bugüne kadar Maliye Bakanlığı bu konuda ama artık bu fatura almayana ceza uygulamasının biraz daha etkin hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Nasıl yapılacak? Yani denetim her yerde yapılamaz bir kere. Belirli yerlerde yapılabilir. Yani 1 milyon kişi günde alışveriş yapıyorsa örneğin ancak sorabileceğiniz ona 1000 kişiye bir yoklama çekebilirsiniz. Yine tepkiler doğacaktır. Ama ne yapılıyor mesela? Faturayı gösteremediği zaman koluna evet, giriyorlar, ver kimliğini diyorlar. Tutarak düzenleyecek onun TC kimlik numarasına. Kimliği vermezse öyle de bir sıkıntı yaşanıyor çünkü. Bunların tamamı suç ama. Yani bunların tamamı suç. İşte TC kimlik numarasını açıklamak falan. Yasa bütün bunları düzenlemiş vaziyette. Tabii uğraşamazsınız çok fazla. Toplumsal tepkiyi de büyütmemeniz gerekiyor. Ama aslında Maliye Bakanlığı'nın elinde çok ciddi argümanlar var. Çok ciddi malzemeler var bunun için. Hatırlarsanız mesela değinmek istediğim çok önemli konulardan bir tanesi buydu. Kira gelirlerinin beyan edilmesiyle ilgili. Biliyorsunuz Türkiye'de daha bu konuda alınacak çok mesafemiz var ama Maliye Bakanlığı bu konuda biraz agresif bir tutum sergiler 2-3 yılda. Oradaki vergi gelirini ciddi miktarda yani böyle bir 3-4 kat biçiminde artırmayı başardı. Bir kere elden kirayı kesmişti. Bankaya yatırılması O iş yeri kiralarının da öyle. Ev kiralarında hala elden kira elden mümkün. Elden oldu değil mi? Yasak diyebiliyorum. Hala elden kira. Hayır hala iş yeri kiralarında yasak. Elden kira ödemesi ev kiralarında belli bir rakamın üzerindeki kiralar için banka zorunluluğu var ama elden kira alınabilmesi mümkün. Ama Maliye Bakanı'nın elinde işte konut stokuna dair argüman çok fazla. Dolayısıyla
kimin birden fazla konutu ya da kayıtlı tapusu bulunduğunu, bu tapuları ne yaptığını sorgulayabilme hakkı var. Dolayısıyla bu çapra sorgular bunu sağlayabiliyor. Aynı şekilde tüketiciler için, tüketim için de geçerli bu. Kredi kartıyla ya da bankacılık sistemi yoluyla yapılan alışverişlerde zaten fatura kesilmemesi mümkün değil. Ama onun dışında o nakit döngüden kaynaklı kısımda fatura kesilmesinde bir biçimde denetleyebilmek gerekiyor. Evet. Burada tabii söylenti baskısını, toplumsal söylenti baskısını kullanmak galiba en akıllıcası olacak. Yani Maliye Bakanlığı bunu denetlemeye başladı söylentisi. Bir biçimde bunu ateşleyecektir, bir biçimde bu yola sokacaktır insanları. Bunun dışında bütün vakti cezalarımızda bizim, işte birçoğu bunların ticaretle uğraşan insanları ilgilendirdiği için çok ayrıntıya girmek istemiyorum ama birçok cezamız, bütün cezalarımız %11 oranında artırılmış vaziyette. Geçen başka sene zamlar da var ne yazık ki. Bunlar köprüye yapılan zamlar, otoyola yapılan zamlar, başka şeylere yapılan zamlar, şuraya getirmek istiyorum. Bu zamların hepsi %11'lik artış kaydedildiğini söylediniz. Evet. Vatandaşın cebine yansıyacak. Evet. Asgari ücrete yapılan zam bir nevi buradan da çekilip alınmış oluyor. Yediğimiz her şeye zam, içtiğimiz her şeye zam, yaptığımız bütün işlemlere zam, vergilere zam, cezaya zam. Ne söylersiniz? Cemciğim, şimdi bir kere hani bir peş peşe seçimlerden çıktık. Dolayısıyla bu ekonomik olarak bizi çok yıprattı. Özellikle 2015 yılı iki seçim yaşadı ve iki seçim dolayısıyla 2015 yılının içerisinde dikkat ederseniz Türkiye'deki üretim artırabildik ve katma değeri yükseltebildik. İşte son resmi olmayan ihracat rakamları geldi. İhracatta ciddi bir gerileme söz konusu. Evet. Dolayısıyla 2015 yılı bu bakımdan ciddi anlamda Türkiye'ye zarar vermiş bir yıl haline dönüştü. Diğer yandan biliyorsunuz geçen sene yazından beri Güneydoğu'da tam hani bu lafı söylemek istemiyorum ama herkes bunu söyleyebildiği için savaşa benzer bir şey yaşıyoruz. Halen de devam ediyor. Bu devam ediyor. Yani orada yıkılan kasabalar var. İşte şeyler kalktıkça, sokağa çıkma yasakları kalktıkça ortaya çıkan görüntüler kişiler açısı. Evet. İşte bu sabah röportajlar vardı. İşte o kasabaların ayrılmış insanlar artık geri dönmek istemiyor filan. Dolayısıyla bütün bunların önümüzdeki dönemde ekonomiye getireceği, çıkaracağı çok büyük faturalar var. Bütün bunların finanse edilebilmesi için devletin elinde vergi ve kendi ürettiği mal ve hizmetlere zam koymaktan başka hiçbir argüman yok. Çünkü dünya ekonomisi zaten toparlayabilmiş değil ki yabancı kaynakla bir şeyler yapabilirsiniz. Özelleştirmede artık geldiğimiz yerin ötesinde bir şeyler, yeni bir şeyler görünmüyor. İşte bu sene bütçe bir belki konuşuruz birazdan. 1.2 milyarlık bir gayrimenkul satışı söz konusu. Kamunun elindeki gayrimenkullerden bir bütçeye sanki böyle bir finansman sağlanacakmış gibi duruyor. Onun dışında bütçeyi finanse edebileceğiniz başka kaynağınız, başka argümanınız yok. Kesinlikle. 4 dakikamız var bu arada. Oo. Neyi ayırmak isterseniz buyurun. Şimdi idare katma değer vergisi oranlarında bu özellikle et ve et ürünlerinin imalatına dönük katma değer vergisi oranlarında indirim yaptı. %8'lik katma değer vergisi girdi maliyetlerindeki %8'lik katma değer vergisi %1'e düşürüldü. Özellikle yemlerde, yem girdisinde. Bir de ÖTV kanununda değişiklik yaparak biraz önce sözünü ettiğiniz içki ve sigarada artışa da sebep oldu. Artış da sağladı. Sigaradaki artışı ben de destekliyorum. Hani oradaki içen insan sayısının ciddi anlamda azalması gerekiyor. O çok zararlı. Ama idarenin burada Türkiye'de şarap üretimine dönük tavrını, tutumunu değiştirmesi gerektiğini çok net söylüyorum. Tüm dünyada çünkü çok önemli bir ihraç kalemi haline dönüştü şarap. Evet. Şarap üretimi Türkiye'de hem ürün çeşitliliği hem toprak verimliliğinin çeşitliliği bakımından çok güzel ürünler ortaya çıkarabilmekte. Ve şarap aslında Türkiye'nin çok iyi ihracat kalemlerinden bir tanesi haline dönüşebilir. Özellikle de modern batı ülkelerine dönük ihracat kalemi haline dönüşebilir ama işte bu hani alkole karşı olan tutumun tutumdan ne yazık ki o da nasibini alıyor. Maalesef. Ve oradaki ÖTV artışları ne yazık ki orada şeyi çok fena etkiliyor, çok fena hırpalıyor. Üzüm suyu diye yaklaşsak belki mantık değişir mi biraz daha? Bektaş'ın yaptığı gibi değil mi? İşte biz üzümün suyunu sıktık koyduk artık ne çıkarsa ne yaparsa Allah onu içeceğiz tavrı. Dolayısıyla hani bu tutum biraz değiştirmekte gerek olduğunu, fayda olduğunu düşünüyorum. Çok az zamanımız kaldı sanıyorum. Bütçeyle ilgili olarak aslında konuşmak istediğim çok konu vardı ama biliyorsunuz seçimler dolayısıyla bu sene bütçe hazırlanamadı, yetişemedi. Evet. Dolayısıyla da Mart sonuna kadar geçerli olmak üzere bir kurumlara geçici bir bütçe ödenek tahsil edildi. Bütçe bile değil, ödenek tahsil edildi. Geçen seneki bütçenin belli oranlarında
kurumlara harcama yetkisi verildi. Zannediyorum 2016 yılının sonuna doğru ortaya çıkacak ama şu anda ortaya çıkan rakamlara baktığımda Sayın Şimşek'in açıklamalarından rakamlara baktığımda önümüzdeki sene yine aslan payı, gelirlerdeki aslan payı ithalde alınan katma değer vergisinden ayrılmış. Bu beni hep ürkütür, hep korkutur. Yine kamu giderlerinde de cari giderlere, aslan payı gider kısmında da aslan payı cari giderlere, personel giderleri gibi devletin harcayacağı giderlere ayrılmış gibi duruyor. Ne yazık ki. Bir de duyduğum kadarıyla net rakamları bilmiyorum ama onu da bir dahaki programda konuşalım. TAP harçlarında inanılmaz bir artış söz konusu dendi. Artık 5 milyar 6 milyar TAP harcı çıkıyor alım satımda. Bu da ev alıp satanlar için büyük bir yükümlülük demek. Ama işte ondan da şikayet. Ama bu kayıt dışılığı artırıyor işte. Hı-hı. Yani orada Türkiye'nin kanayan yaralarından bir tanesi o. Hı-hı. Emlak fiyatlarını bir türlü biz reel fiyatlara oturtamıyoruz. Maalesef. O %27'lik kayıt dışılığın ne kadarlık kısmı emlak piyasasında işliyor. Ya yani en trajik olduğunuz taraflardan bir tanesi o. Tapu harcını artırmak orada değer artışı kazancından devlete zarara uğratıyor. Yani o orada sarmalı bir durum var ve bir biçimde onun çözülmesi gerekiyor. O çok çok trajik bir konu. Sayın Koç, bayağı konu kaldı elimizde. Kesinlikle. En kısa zamanda bir programda bunları detaylı olarak konuşalım. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Siz konuştukça biz daha da bilgileniyoruz. Çok çok teşekkürler. Değerli izleyiciler, ekonomiye ilişkin son gelişmeleri konuştuk. Mali Müşavir Ali Dursun Koç'la kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve ekonominin rakamlarıyla piyasalarla devam ediyoruz. Değerli izleyiciler, telefon attığımızda ALB Forex araştırma uzmanlarından Onur Altın var. Sayın Altın, günün ilk rakamlarını biz sabah 7'den itibaren, ilk dakikalardan itibaren ara ara vermeye çalıştık. Doların TL karşısında bir yükselişi vardı. 2.94'leri bile buldu. 2016 yılınız hayırlı uğurlu olsun diyelim öncelikle ve günaydın diyelim. Rakamlarla da sözü size bırakalım, buyurun. Günaydın Selim Bey. Yeni yıldan, yeni haftadan herkese mutlu seneler diyelim biz de. Yeni yıla başlarken dediğiniz gibi yurt içinde bugün enflasyon verileri açıklanacak ve enflasyon verilerinin beklentilerine paralel tabii ki kurda yukarı yükseliş söz konusu. Özellikle sizin de az önce denildiğiniz gibi önemli zamlar meydana geldi. Bu zamların enflasyon tarafına yansıması bekleniyor önümüzdeki aylarda. Şimdiden o beklentilerin aslında yavaş yavaş satın alındığını görüyoruz. Yine Suudi Arabistan'da, İran'daki, yani o Orta Doğu'daki gerginliğin sınırlarımız çerçevesinde olması nedeniyle önemli bir risk primimizde yükselme görüyoruz. Bunun dışında Çin tarafından gelen verilerin beklentilerin altında kalması küresel piyasalarda bir satış baskısı yaratabilir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler bundan etkilenebilir ve bu sebeple de bu yükselişin diğer bir nedenini buraya bağlayabiliriz. Özellikle yurt içine dikkat çekmek istiyorum. Yurt içinde dediğim gibi enflasyon beklentileri var. Aylık bazda enflasyon %0 beklenirken yıllık bazda enflasyonun %8,5 olarak beklendiğini söyleyebiliriz. Avrupa tarafında da bugün büyümenin öncü göstergelerinden olan imalat PMI verileri açıklanacak. Yine Amerika tarafında da imalat PMI ve ISM imalat PMI verileri küresel borsalara ve özellikle dolar ve euro tarafına etki edebilir. Rakamlara baktığımızda yeni haftanın, yeni yılın ilk rakamlarında 2.94 seviyesi geçildiği takdirde dolar TL'de 2.95-30'a kadar yukarı yükseliş söz konusu olabilir. Aşağıda 2.93'ün altına kayarsak tekrardan 2.91-50'ye kadar bir geri çekilme yaşayabiliriz. Euro TL tarafında 2.20-50 önemli bir direnç noktası. Bu seviyenin kırılması halinde 2.23 seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 2.18-50'nin altında 2.16-50'ye kadar bir gevşemek görülebiliriz. Evet. Altın tarafına baktığımızda altında 101 seviyesinin üstünde tekrar 100'e kadar bir hareket görebiliriz. Aşağıda 98-70'in altında 97-35 söz konusu olabilir. Evet. Borsa İstanbul tarafına değindiğimizde ise bir okun şu anda %2'ye yakın bir kayıpla başladığını görüyoruz. Borsa İstanbul'da da bugün aşağı yönlü hareketler söz konusu olabilir.
aşağıda 70.700 seviyesinin altında 69.200'e kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Yukarıda da 73.000 seviyesinin kırılması halinde 74.500 seviyesi test edilebilir diyerek günü özetleyebiliriz. Sayın Altın, çok çok teşekkürler efendim aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar. İyi yayınlar. Değerli izleyiciler, piyasanın rakamlarını aldık. Sporun rakamlarına bakacağız. Mustafa Karakaya bizlerle birlikte. Mustafa hoş geldin. Hoş bulduk. 2016 hepimiz için hayırlı, uğurlu, sağlıklı, mutlu geçsin dileyelim. Var mı 2016 mesajın? 2016 öncelikle sağlık, sonra mutluluk, daha sonra barış. Kesinlikle barışa çok ihtiyacımız var. Sadece kesinlikle. Türkiye değil, tüm dünya olarak. Halen kötü gidişat 2016 kesinlikle. Yılında da devam ediyor ama bir şeyler değişecek. Umudumuz sürüyor. Derken kesinlikle. Spor Toto Süper Ligi'de yeni yıla girmeden önce noktalamıştık. Artık transfer çalışmaları var. Herkesin gözü transfer çalışmalarında ama takımlarımıza bir bakalım. Devre arası kamp dönemleri geçiriyorlar. Evet, başladılar. Kim ne yapıyor? Evet, Beşiktaş devre arası kamp çalışmaları. Liderle başlayalım isterseniz. Beşiktaş devre arası kamp çalışmalarına başlayacak. Antalya Belek'te kampa girecekler. Daha sonra tabii 10 Ocak'ta 1461 Trabzon'la bir kupa maçları var. Ve sonrasında kupa maçından sonra gelip Werder Bremen'le bir hazırlık maçı yapacak Beşiktaş. İstanbul'da? Evet, onlar da yine Antalya'da yapacaklar. İstanbul'da değil. Evet. Tekrar yani Antalya'ya gelmiş olacaklar. Beşiktaş'ın tabii kamp çalışmalarında yine yol ayrımına gidecek futbolcular olacaktır. Beşiktaş'ta yol ayrımı var. Yine bir söylentiler var. Ramon Motta, Pedro Franco gibi isimlerle. Genelde takımda kadroda yer bulamıyor. Evet, yer bulamıyorlar. Bu sene zaten Ramon Motta... Milosevic'in gitme ihtimali var mı? Milosevic henüz belli değil. Genç bir futbolcu olduğu için aslında Milosevic'e biraz daha belki bir olanak tanıyabilirler. Yani oynaması açısından. Biz izleyebilsek çünkü... biz de fikir vereceğiz ama aslında, izleyemedik doğru diyorsun. Yani kupa maçlarında veya hazırlık karşılaşmalarında görüyoruz ama... Bir oynadı sakatlandı Mustafa. Bir oynadı kırmızı kart gördü. Evet. Son kupa maçında yine maalesef. Bir kırmızı kart görmüştü. Yani onun için aslında eline gelen bir fırsatı tepti. Maalesef. Yani kırmızı kart görüp diğer kupa maçlarında oynayamayacak. Yani onun için eline gelen büyük bir fırsattı yani. Kesinlikle. Bu durum. Yine dediğimiz gibi Ramon Motta UEFA Avrupa Ligi'nde kadroya alınamadı. Almadı daha doğrusu Şenol Güneş. Yine onu gönderme ihtimalleri var. Onunla da Antalyaspor ilgileniyor. Evet, Antalyaspor'a gidebilir. Bu arada Antalyaspor derken Antalyaspor'da da bir gelişmeler var. Transfer son dakika. Mi? Evet, teknik direktörlük adayları vardı. Morais, Mourinho'nun yardımcısı, Portekizli teknik adam Morais'le anlaşıldığı belirtiliyor. Tabii Morais'in bugün Antalya'ya gelip bir anlaşma imzalayacağı. Morais de herhalde eli boş gelmez. O da 2-3 futbolcu getirir. Evet, o da kesinlikle yine çevresi çok büyük teknik adamlardan bir tanesi. Ama Mourinho'nun da yardımcısı tabii. Bu Mourinho da boşta ki. Olabilirdi aslında. Evet. Yani Antalyaspor'a biz alıştık artık. Yani böyle önemli yıldızları getiriyorlar. Ama karşılığını çok da fazla bulamadı. Eto elinden geleni yapıyor ama. Eto evet aslında en çok yani Eto'ya 3 milyon euro para verdiler ama Eto gerçekten bu senenin flash ismi mi oldu yani? Antalya'yı sırtlıyor. Tabii gollerin yarısından fazlasını mı attı? Evet. Yarısını attı yani. Kesinlikle 13 gol kaydetti. Mario Gomez'de de zaten kendisi gol krallığında yarışıyor. Yine onun dışında Galatasaray'a geçebiliriz isterseniz. Galatasaray'da yine top başı yaptı. Fenerbahçe henüz yapmadı, başlamadı. Galatasaray'da yine önemli eksiklikler var tabii. Bunun isimler izinli olan Muslera var, Selçuk İnan, Snyder, Podolski, Şeycu, Tarık Çamdal ve Dinayer. Bu isimler antrenmana katılmadı yapılan çalışmalarda. Galatasaray'da bu arada eski oyuncusu Grosskreutz yine bir anlaşma eşiğinde Stuttgart'la. Stuttgart'a gidiyor. Evet, hiç oynamadan Stuttgart'a transfer. Evet, bravo biraz yani. Öyle oldu. Tabii onun da önemli açıklamaları vardı Galatasaray'dan giderken. Ailemden uzak kalamam gibi bir açıklamalar yapmıştı. Yine onun Stuttgart'a gideceğini söyleyebiliriz. Grosskreutz'un. Tabii bugün yine voleybol. Voleybolda çok önemli. Voleybolda kadınlar olimpiyat elemeleri olacak. Evet. O da çok önemli bir turnuva bizim için. Biz olimpiyatlara katılabileceğiz mi? Onu tabii burada göreceğiz. Gerçekten çok zorlu bir gruptayız açıkçası. Hollanda, Hırvatistan ve Almanya. A grubunda yer alıyoruz.
Maçlar tabii Ankara'da yapılacak. Ev sahipliğini biz üstlendik bu turnuvada. Tabii B grubunda yine Polonya, Rusya, İtalya ve Belçika bulunuyor. Bizim şansımız ne? Bizim şansımız biz gruptan çıkarız. Zaten gruptan çıkınca yarı final ve final karşılaşmaları oynanacak. Ama yine de şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Ben tabii artık bu saatten sonra bir olimpiyat görelim istiyorum yani filenin sultanları adına. Voleybol milli takımımızda umarım bu turnuvada en iyi dereceyi elde edip final yolunu gözleyecektir diyoruz. Ankaralı yani. Voleybol severleri de maça bu, evet, davet bu edelim. Davet burada. Edelim. Kesinlikle desteğe ihtiyacımız kesinlikle var. Kesinlikle öyle destek maçlar, lazımdır. Saati yeri belli mi? Maçlar tabii Ankara Arena'da yapılacak. Yine çok önemli tabii bu şeyler. Öncelikle Hırvatistan Türkiye maçı akşam 7'de oynanacak. Hollanda Almanya gündüz oynanacak. Yine de dediğimiz gibi bu turnuvada biz büyük bir başarı elde etmek istiyoruz. Saat 7'de Ankara Arena'da evet, voleybol severler haydi evet. maça diyelim. Evet, teşekkür kesinlikle. Ederim Mustafa. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Yılın ilk haftasında ilk spor programımızı da yapmış olduk. Umarız bundan sonrası da çok güzel haberlerle birlikte gelir. Değerli izleyiciler, şimdi meteorolojinin rakamlarına bakacağız. Çünkü meteorolojinin rakamları önemli. Meteorolojinin uyarıları var. Sabahın ilk saatlerinde de bir bağlantı gerçekleştirmiştik. Yine bir bağlantımız var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden meteoroloji uzmanı Emrah Gümüş bizlerle birlikte. Sayın Gümüş, öncelikle günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. Çok çok teşekkürler efendim. Sürekli uyarılarınız var. Uyarılarınız neticesinde birçok felaketinde önüne geçmiş oldunuz. Teşekkürlerimizi iletelim. 2016'nın ilk haftasında neler aktaracaksınız hava ilişkin? Evet, bugün oldukça yoğun bir gün geçireceğiz meteorolojik hadise anlamında yurt genelinde. Hemen hemen bütün yurt yağış alacak bugün. Ama kuvvetli alanlar var. Öncelikle onlardan bahsedelim. Özellikle Ankara'da başta olmak üzere İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri bugün kuvvetli kar yağışı alacak. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin de batı kesimleri yine bugün kuvvetli kar yağışı alacak. Bunun dışında göller yöresinde yine kuvvetli kar yağışı var ve özellikle Bolu'nun doğu kesimlerinde Kastamonu civarlarında kuvvetli kar yağışı devam edecek. Antalya çevrelerinde ise çok kuvvetli yağış bekliyoruz. Yağmur ve sağanak şeklinde olacak bu yağışlar. Aynı zamanda lodos da etkisini gösterecek. Bu hadise çok önemli. Antalya'daki vatandaşlarımızı da uyaralım. Aynı zamanda Muğla kıyılarında da bu çok kuvvetli yağış etkisini gösterecek. Kuvvetli rüzgar var. Özellikle Marmara bölgesinde etkili olmaya devam ediyor bugün. Yine İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde de kuvvetli lodos etkisini gösterecek. Yani gördüğünüz gibi bir hayli yoğun, bir hayli karışık bir hava bizi bekliyor bugün için. Onun için hemen hemen tüm yurttaki vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını istiyoruz. İl merkezlerimizle ilgili ise şunları söyleyebiliriz. Ankara'dan başlayalım dilerseniz. Yağış halen devam ediyor Ankara'da, kar yağışı. Öğle saatlerinden sonra da devam edecek. Fakat akşam kısa bir ara veriyor. Özellikle akşam 6 ile 12 periyodu için yağış beklemiyoruz Ankara'da. Fakat özellikle gece saatlerinden sonra tekrar yeni bir yağışlı hava hadisesi söz konusu. Karla karışık yağmur şeklinde olacak ve yarın da yağmura dönecek. Yani Ankara'daki kar yağışının yarın yağmur şeklinde devam edeceğini söyleyebiliriz. Hatta çarşamba ve perşembe günleri de yine aralıklarla yağmur şeklinde yağışlar Ankara'da etkili olacak. Çünkü sıcaklıklar da artıyor. Örneğin yarın 4 derece olacak günün en yüksek sıcaklığı. Sonraki günlerde ise 7 ve 8 derece bekliyoruz gün içinde Ankara'nın en yüksek sıcaklık değerini. İstanbul'da durum nasıl? İstanbul çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu olacak bugün. Gün içinde en yüksek sıcaklığı 7 derece civarında bekliyoruz. İstanbul'da da öğle saatlerinden sonra yağış kesiliyor. Gece saatlerinde tekrar yağmur şeklinde yağışlar söz konusu. Ve önümüzdeki günlerde tıpkı Ankara'da olduğu gibi yağmur şeklinde yağışlar İstanbul'da devam edecek. Evet. Son olarak İzmir'den bahsedelim. İzmir'de de hava ısınıyor, onu söyleyebiliriz. Fakat yine yağmur ve sağanak şeklinde aralıklı yağışlar var. Özellikle yağışların sabah saatlerinde güney kesimlerinde kuvvetli olacağını söyleyebiliriz bugün için. Ona dikkat evet. edilmesi lazım. Ve önümüzdeki günlerde de devam edecek. Salı günü İzmir'in yağışı yine kuvvetli. Çarşamba ve perşembede yine kuvvetli olmasa da
yağmur şeklinde devam edecek. Evet, sıcaklıklar efendim. İzmir'de de artıyor. 14-15 derece civarında gün içinde en yüksek sıcaklık diyelim. Çok çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık efendim aktardığınız bilgiler için. Değerli izleyiciler, şimdi 2016'nın ilk haftasının ilk iş gününün sonuna geldik program olarak ve gündemi aktaracağız sizlere. İstanbul'da Betül Günay'da özel bizlerle birlikte olacak. Ankara gündemini de ben aktarıyorum sizlere. Hemen başlayalım. Dünya Suudi Arabistan'la İran arasındaki idam krizini endişeyle izliyor değerli izleyiciler. İran'da Suudi Arabistan'a ait konsolosluk ve büyükelçilik ateşe verilirken Suudi Arabistan yönetimi de İran'la tüm diplomatik ilişkilerini durdurma kararı aldı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İranlı görevlilerin ülkeyi terk etmeleri için 48 saat süre tanıdıklarını duyurdu. Ve Türkiye kara teslim oldu. Yurt genelinde kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bugün 19 ilde okullar tatil edildi. Doğu Anadolu bölgesinde kalınlığı 1,5 metreyi bulan kar nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Meteoroloji kuvvetli fırtına ve oluşabilecek çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Yurdun iç ve doğu bölgeleri kara teslim olurken batıda ise yağmur vatandaşa zor anlar yaşatıyor. İzmir'de gece saatlerinde etkisini artıran sağanak yağmur nedeniyle alt geçitleri su bastı, araçlar yolda kaldı. Çanakkale'de de gece saatlerinde yağmur sürprizi yaşandı. Çanakkale'liler gece yarısı etkili olan sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı. Geçelim siyasete. Başbakan Ahmet Davutoğlu yeni anayasa için liderler turunu MHP ile sürdürecek. Davutoğlu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün bir araya gelecek. Bahçeli'nin meclisteki makam odasında yapılacak görüşmenin başlıkları yeni anayasa, 12 Eylül yasalarının ayıklanması ve Avrupa Birliği için çıkarılacak yasalardan oluşuyor. Ve Başbakan Davutoğlu bugün ayrıca AKP, MYK ve Bakanlar Kurulu toplantılarında başkanlık edecek. HDP'nin MYK toplantısı da bugün yapılacak. Toplantı sonrasında ise partinin genel merkezinde basın toplantısı düzenlenecek. Bir not, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan Aralık ayı enflasyon verileri açıklanacak diyerek İstanbul'a dönelim değerli izleyiciler. Betül Günay'dı bizlerle birlikte. Betül, söz sende. Selim, günaydın öncelikle. Biraz önce aslında sen de gündemde havanın notlarına yer verdin. Biz de bir kez daha altını çizelim istiyoruz ve İstanbul'da çarşamba gününden itibaren etkili olan kar yağışı gece saatlerinde yerini yağmura bıraktı. Meteoroloji ise bu kez sele karşı uyarıyor. Bu uyarıyı yaptıktan sonra devam edelim. Ekonomi diyelim. Rusya krizinden sonra düşecek denen fiyatlar daha da arttı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Aralık ayı market ve üretici fiyatlarını açıkladı. Buna göre en fazla artış %37.6 ile kabakta görüldü. Rusya'ya en fazla ihraç edilen ürün domatesin fiyatı da %8 oranında arttı. Bu duruma neden ne ve pazarda son durum ne? İşte bu sorulara yanıt arayacağız bugün ve şu dönem tam da balık yemek için uygun bir zaman. Zira kar yağışının ardından balığın lezzeti arttı ama fiyatı da arttı. Hamsi ve istavriti 15, çinekop 25 liraya yükseldi. Balık tezgahlarında da olacağız bugün. Oradaki son durumu da aktaracağız diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Betül, çok çok teşekkür ederiz. 2016 için sağlık, mutluluk, huzur getirsin tüm İstanbul ekibimize diyelim. Kapanışı gerçekleştirelim. Değerli izleyiciler, önemli gelişmeleri aktardık sizler için. Yarın yepyeni çok güzel haberlerle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kal Türkiye. Merdiven inip çıkarken, eğilirken, kalkarken, otururken, yürürken zorlanıyor musunuz? Deliksiz bir gece uykusunu özlediniz mi? Günlük işlerinizi yapmak kolay değil mi artık? Hayatınızı eklemlerinizde yaşadığınız sorunlar nedeniyle kısıtlanmış hissediyorsanız, gelin siz de Flexisec akıllı jelle tanışın. Eklem sorunları yaşayan insanların tercihi Flexisec akıllı jel, kireçlenme nedeniyle hareket kabiliyeti azalan eklemlere kolaylıkla uygulanan akıllı bir jeldir. Flexisec akıllı jel, eklem bölgesinde etkisini gösterir ve eklemlere doğal kayganlık sağlayarak yaşam kalitesinin artırılmasına yardımcı olur. Etkinliği klinik olarak kanıtlanmış Flexisec akıllı jeli, diz, dirsek, omuz, bilek, parmak ve kalça gibi tüm eklemleriniz için kendi kendinize uygulayarak kısa sürede farkını hissedebilirsiniz. Flexisec akıllı jel günde 2 kere sürülerek uygulanmakta ve